Ben Mim Noktası'na hoş geldiniz. Mim Noktası'nda farklı bir şey yapacağız. Size bir fıkra anlatayım mı? Anlatayım ya. Nasrettin Hoca. Herkes Nasrettin Hoca fıkrası anlatıyor zaten. Bir tane ben anlatmıştım. Çok mu gördünüz bana ya? Allah Allah. Nasrettin Hoca. İnsanların arasında dolaşıyor. Çok mühim zattır yani. Çok da sırlı zattır. Latife Üstadı. Herkes onu zanneder. Böyle adeta bir meddah gibi insanların arasında dolaşır. Ama ifade ettiği, dile getirdiği büyük hikmetler vardır. Mizahı kullanmıştır. Mizahı kullanmıştır. Şimdi bir tane onun bir fıkrası var. Böyle insanlar dinleyip geçerler. Hatırlatayım size. Şimdi bazıları tabii biraz anlıyor, çakıyor. Nasrettin Hoca'da bir şeyler var. Zaten hoca deniyor kendisine. Ya hocam diyorlar ya, sen enteresan bir adamsın. Güzel. Zaman zaman da böyle hani bizi aldatıyorsun, aldatıyorsun ama galiba sende bir şeyler var. Bir keramet göster ya diyor. Nasrettin Hoca o kadar yumuşak ki insanları da kırmak istemiyor yani. Peki ne istiyorsunuz evlatlar diyor yani. Ne yapayım size keramet için? Bak diyor, yakalamışlar onu böyle bir kırsal alanda. Bak diyor, ileride bir tane ağaç var. Hadi diyor keramet göster. Bu ağaç sana doğru gelsin. Olur diyor. Bak hiç reddetmiyor. Ağaca şöyle bakıyor. Ellerini de açıyor Allah'a. Dua ediyor. Ağaç gelmiyor. Saftakiler diyorlar ki, hocam dua ettin ama ağaçın geldiği falan yok. Bekleyin, bekleyin. Bir daha dua ediyor. Ağaç gene gelmiyor. Hocam diyorlar ya, yani bizi kandırma ya. Yani senin duanla bu ağacın oradan oraya geleceği de yok yani. Bir daha dua ediyor. Gene ağaç gelmiyor. Ya hoca diyorlar. Yani hoca da böyle keramet olduğunu düşünenler biraz yanıldığını anlıyorlar. Diğerleri de hocayı alay almak için zaten fırsat bekliyorlar. O sonra duruyor hoca. Ağaca doğru bir bakıyor. Diyor. Ağaca doğru yürümeye başlıyor. Gidiyor sarılıyor ağaca. Ve diyor ki, önemlidir orada. O sözleri çok önemlidir. Dikkat! O sözler çok önemlidir. Dağ bize gelmezse abdal gider diyor. Dağ bize gelmezse abdal gider diyor. Bu abdal, abdal değil. Bedeller hazırladı. Çok önemli. Aslında burada sırrını ifşa ediyor. Şimdi, yürü ya ağaç demiş, ağaç gelmemiş. Yürü ya ağaç demiş, ağaç gelmemiş. Ondan sonra ne demiş? Bizde kibir yok, gurur yok. Dal gelmezse, yürümezse abdal yürür diyor, gidiyor yanına. Tevazu ve edep gösteriyor. İşaret ediyor. Niye böyle yaptığını da söylüyor. E hocam gelmedi, sen gittin ona. Niye yaptın böyle? Tevazumdan, edebimden diyor. Fıkra burada bitiyor. Kah kah kih kih. O kadar da basit değil efendim. Nedir var burada? Efendim, tasavvufta devran vardır. Her şey bir gelgit içerisindedir. Hı? Haktan halka, halktan da hakka. Şimdi burada bu devranı görüyorsunuz. Peki bu devran nasıl başlar? Batında başlamış zahire, zahirden de batına, değil mi? Yani yaratılış ve yaratılıştan sonraki kainatın, alemin işleyişinde bu gelgitler varsa, bunun ilki, hareket noktasının startı çok önemlidir. Nereye bakacağız? Aslında önemli olan başka bir nokta var. Hazreti Nasreddin, bak Hazreti Nasreddin dedim, burada yolu gösteriyor. Git diyor. Gidiyor. Biz gideriz diyor. Yani gel git değil, git gel. Önce gidecek. Yani o edebi gösterecek. O tevazuyu gösterecek. Ey Allah'ım gel bana. Sen kimsin ya? Sen insan olduğunu bil, kul olduğunu bil. Önce Allah'a gitmeye çalış. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yürü diyor. Allah'ın da beklediği budur. Yürü ya kulum da. Allah dediği vakit sen yürüyebilirsin. Ama önce sen o gayreti göster. Önce git. Gitmeye çalış.
adım atmaya çalış. Aslında önemli olan başka bir şey daha vardır. O da zaten Allah sendedir. Şu şekilde sendedir. Tecellileri sendedir. Seni yaratmıştır. Ve demiştir ki, ben senin nasiyeninden tutuyorum. Şah damarından da yakınım. Kalbin de iki parmağımın arasında. Teşbih bunların hepsi. Teşbihte kusur olmaz. Tenzih edelim, Sübhanallahü'l-Azim. Ama Allah zaten bütün tecellileriyle seni yaratmış. Yarattıktan sonra da seni hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Doğru mu? Zaten bir şekilde Nur-u Muhammedi ile senin içindedir. Öyle mi? Senin yapman gereken nedir? Ona doğru gitmek. O adımı atmak, kalbinde hissetmek. Burada gitmek manası idrak etmek manasındadır. Gitmek manası kalbin üzerindeki pası silmek manasındadır. Hissedebilmek, o muhabbeti duyabilmek manasıdır. Ya işte orada da hep hani Hazreti Mevlana'dan bahsediyoruz ya. Hazreti Mevlana ne diyor? Gel diyor. Gel diyor. Gel diyor. Kendine mi gel diyor? Yok. Orada başka bir şey söylüyor aslında Hazreti Mevlana. Mesnevi'nin bir yerinde o da vardır. Gel Allah der. Allah gel der. Geldikten sonra, gel dedikten sonra işte insanlar o aslında kendilerinin bu dünyadaki tabutu olan cesetlerinin içerisinden fırlayarak ruhlarıyla Cenab-ı Hakk'a uzanmaya ve kendi miraçlarını yaşamaya çalışırlar. Kimle birlikte? Bunu onlara gösterecek olan şeyhlerle birlikte. Yani Hazreti Mevlana'lar gibi, büyük mübarek Hasan-ı Şazeli'ler gibi onların sana söylediği nedir biliyor musunuz? Git, git oğlum, git. Yani yanımdan uzaklaş manasında değil. Allah'a doğru git oğlum, Allah'a doğru git. Allah'ı kimse perdeleyemez. Büyük mürşitlerin söyledikleri git oğlum, git lan, git. Onun için büyük mürşitlerin yanına geldiniz mi? Git evladım der, git. Git. Demekle kasti nedir? Ben Allah değilim. Senin varman gereken yeri neresi olduğunu önce bil. Onun için önce etrafından kovarlar. Git, git, git de. Gitle kasti Allah'a gittir. Çünkü beklerler. Neyi beklerler? Allah'ımı okula, yürü ya kulum demiş mi? Gel demiş mi? Eğer algalak gel demişse, hadi oğlum, birlikte gidelim. Git, elim derler. Onun için gel git değil. Devran önce gitle başlar, sonra gelirsin, sonra tekrar gidersin, sonra tekrar gelirsin ve devran böyle döner. İşte bunu ne kadar güzel anlatmış Nasreddin Hoca. Ağaç, burada dağ diyor bak, dağ gelmezse diyor, dağ gelmezse, dağ yürümezse diyor, dağlar yürür. Ama sen fark etmez. Gözün öyle bir şey olursa o zaman abdal yürür diyor, abdal yürür. Yürüyen abdallardan eylesin Allah bizi. Allah'a doğru yürüyen kullardan eylesin. Şeytana doğru giden yoldan çıkmış bozgunculardan değil. Görüşmek üzere.